Ayet 104. Elem ya'lemu. Peki onlar bilmiyorlar mı? Ennallâhu huve yakbelü't-tevbete an ibâdi. Kullarından tevbeyi kabul edenin sadece Allah olduğunu bilmiyorlar mı onlar? Ve ya'khudus sadakat. Ve sadakaları alanın, sadakaları kabul edenin. Ve ennallâhe tevvet ve tevvâbur rahîm. Allah'ın gerçekten tevbeleri kabul eden ve son derece merhametli olduğunu onlar bilmiyorlar mı? Tevbeyi kabul edenin sadece Allah olduğunu, sadakayı kabul edenin sadece Allah olduğunu ve de Allah'ın tevvab ve rahim olduğunu bilmiyorlar mı? Bu sorunun cevabı istenmiyor. Yani bilsinler. Ne demek bu? Tevbe eden kimse özellikle şunu bilsin ki peygamber de dahil hiçbir insan, ölümlü olan hiçbir insan, peygamber de dahil olmak üzere günahkarın günahını bağışlayıp onu arındıracak bir yetkiye sahip değildir. Başka ayetlerden de ortaya çıkan bu düşünceyi buradan da anlıyoruz. Allah'ın sadece tevbeyi kabul eden bir zat olduğunu bilmiyorlar mı? Bize bunu anlatır. Peygamber de dahil bakınız. Yani Hristiyanlıktan bize geçen vaftizin biraz Müslümanlaştırılmış şekli olan tevbe almak ve tevbe vermek gibi bir mantık İslam'da yoktur. İslam'da tevbe sadece edilir. Edilen tevbeyi de kabul makamı sadece Allah'tır. Hiç kimsenin huzurunda, hiç kimsenin yanı başında tevbenin yapılmasına dair bir kural yok. Bunu sadece birileri kendi adlarına, belki egemenliklerini, belki sistemlerini pekiştirmek adına, belki dönen dolapları daha iyi döndürmek adına ortaya koymuş olabilirler, onu bilmem. Ama Allah'ın tevbeleri kabul etmesinin dışında tevbeyi kabul edeceğim başka bir kimse yok. Peygamber de dahil dedi. Günahkarın bağışlanması için Allah'a dua etmek bu işin dışında var. Bu ikisini karıştırmayalım. Yani birisinin bağışlanması için, birisine bir takım lütufların verilmesi için birisinden dua istemek ayrıdır. Birisinden dua istemek ayrıdır. Üst üstten dua isteyebilir. Bu ayrı bir konu. Bahsettiğim konu tamamen farklıdır. Bağışlanma konusunu Allah'ın dışında hiç kimse tahsis edemezsiniz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hacca giderken Ebu Bekir'den radıyallahu anh'tan dua istemesi bunun örneğidir. Peygamber olan birisi, peygamber olmayan birisinden dua ister mi? İster tabii. Bu ayrı bir konu. Ondan bahsetmiyoruz. Herkes birinden dua isteyebilir. Müslümanlar zaten peygamberden dua isteyebilir. Ayrı bir konu. Ama tevbe asla ve asla birinin huzurunda, birinin direktifiyle, birinin adeta orkestra yönetir gibi şefliğinde böyle bir tevbe biçimi, böyle bir tevbe seremonisi olmaz elbette. Tevbe sadece Allah'a yapılır ve tevbeyi kabul edecek olan da Allah'tır. Allah'ın dışında hiç kimsenin ya da Allah'ın peygambere bildirmesi dışında hiç kimsenin birisinin tevbesinin kabul ettiğine dair bir sinyal dahi veremez. Bir işarette dahi bulunamaz. Tevbe edersiniz, siz kendi tevbenizin kabul edip edilmediğini az çok tahmin edersiniz, bilirsiniz. Nereden? Bakın ikinci bir şahsla demiyorum. Herkes kendi tevbesinin kabul edilip edilmediğini bilir. Nasıl bu? Hisseder tabii ki. Çünkü sen Allah'ı nasıl düşünüyorsan Allah da seni öyle düşünür. Bunu herkes kendisi bilir. Yani Allah senin yanında ne değer ifade ediyor? Sen de Allah'ın yanında öyle o kadar değer ifade ediyorsun. Bunun amacım yok ki zaten. O yüzden herkes aslında yaptığı duanın da, yaptığı ibadetin de, yaptığı kulluğun da, tevbenin de, pişmanlığın da gerçekten Allah nezdindeki değerini bilebilir. Bu dediğim bir hadisten alıntı bir ifadeydi. Kendinizin Allah yanındaki değerini bilmek istiyorsanız Allah'ın da kendi yanınızdaki değerine bakın, bunu çözersiniz. Bu kadar nettir. Onun için tevbeyi sadece Allah kabul eder. İbadetleri sadece Allah kabul eder. Birilerini araya koyarsanız bazen yan etkisi olabilir mi? Kabul edilmesi gerekirken onların yüzünden red de olabilir mi? Allah muhafaza. Bu yanlışa düşmemeye çalışalım.